İnsanlar zor zamanda belli olur güzel kardeşlerim. Dost da, eş de, evlat da, hatta hayatta Müslüman da zor zamanda belli olur. Güzel günler çabuk geçer. Güneşli günler çabuk geçer. Gülüşler çabuk solar. Ama fırtınalı günlerde kulluk belli olur. Zor günlerde dost belli olur. Yalnız kalındığında eş belli olur. Tek başına kaldığında evlat belli olur. Tam da bu doğrultuda idrak edebilecek, buna şahitlik edebilecek ve nacizane ibret alabilecek bir hikaye söz konusu. Bir adam varmış. Bu adamın çok güzel bir evliliği söz konusuymuş. Eşiyle iyi anlaşırmış. Bir tane de erkek, bir de kız çocuğu varmış. Onlarla da çok iyi geçinir ve çok güzel bir hayat söz konusuymuş. Vakti gelince erkek evladı da kız evladı da evlenip gitmiş. Geride bir evde bir karı bir de koca kalmış. Çok güzel geçiniyorlarmış. Adam memurmuş, maaşı düzenli olarak geliyormuş, bir sıkıntısı yokmuş yani. Yaş ilerledikçe, saçlar beyazlayınca, yüzde çizgiler çıkınca adam çok fazla yorulmaya başlamış, çok fazla dinleniyormuş, çok fazla nefes nefese kaldığını hissetmiş. Hemen bulunduğu ilin üniversitesine, eğitim ve araştırma üniversitesine gitmiş ve kendini baktırma kararı almış. Verdiği kan sonuçlarının yaptığı testlerin sonucunda adamın bütün hücrelerine neredeyse tümör bulaşmış. Adam beyninden vurulmuşa dönmüş. Her şey üst üste geldiğini anlamış. Yalnızlığı gelmiş aklına, hastalığı gelmiş aklına, eşi gelmiş aklına, çocukları gelmiş aklına. Bu nasıl olacaktı? Sanki hayatın beyaz tarafı, az önce de bahsettiğim gibi beyaz tarafı, güneşli tarafı aniden kesilmiş bıçak gibi siyah tarafına doğru yol almış. Fırtınalı karanlık tarafına yol almış gibi hissetmiş. Adam bunu tabii hemen eşine söylemiş, çocuklarına söylememiş. Hal ilerledikçe, hastalık ilerledikçe ikinci kontrolüne giderken adam çok sıkıntılı bir sürecin içerisinde olduğunu belirterek doktordan biraz tavsiye istemiş. Doktorun verdiği tavsiye de temiz bir hava alman lazım, yeşillik bir ortamda yürümen lazım, toprakla ilgilenmen lazım gibisinden tavsiyeler de almış. Çok düşük bir ihtimalle de olsa kurtulabilirsin demiş. Tam bunları söylerken, eve dönerken kapıda bir bavul görmüş. Bavulun içinde eşyalar. Evin karısı, evin eşi, evin annesi o hasta kocaya bakarak, hasta adama bakarak ben hasta bir adamla ömür geçirmek istemiyorum deyip yazlığına gideceğini söyleyip bu evin de sana ait olduğunu söyleyip arkasını dönüp gitmiştim. Adam beyninden vurulmuşa dönmüş. Ne yapacağını bilememiş. Hastalığı yetmiyormuş gibi eşinin onu terk ettiğini duyunca adam ne yapacağını bilememiş. Günler geçmiş, haftalar geçmiş. Adam o kadar yalnızlığı yaşamış ki dibine kadar bir gece vakti ellerini açmış, Rabbine dua etmiş. Ya Rabbi demiş, ne olur beni bu dipten kurtar. Beni yeniden ayağa kaldıracak bir umut, bir fısıltı, bir vesile, bir ışık gönder demiş. Adam o gece duasını ettikten sonra sabah bir adını koyamadığı bir inanışla kalkmış, bir umutla kalkmış. Apartmanın birinci katında oturan adam bahçesine bakmış ve bahçeyle ilgilenmesi gerektiğini öğrenmiş, hissetmiş. Almış eline çapayı, toprakla ilgilenmiş, fidanlarla ilgilenmiş, çiçeklerle ilgilenmiş, bitkilerle ilgilenmiş. İlk gün nefes nefese kalmış. İkinci gün daha az nefes nefese kalmış. Üçüncü gün
gün geçtikçe adamın nefes alma şeyi, gücü, toprakla ilgisi daha çok artmış. Bir umut ışığı o bitkilerde görmüş, o toprakta görmüş. Bir apartmandaki diğer insanlar da karısının nerede olduğunu söyleyince, karısının yazlıkta olduğunu söyleyen adam geri geleceğini söylemiş. Kimseye boşanacağını söylememiş. Tabii adam bitkilerle ilgilenirken de apartmandakilerin de hoşuna gitmiş. Çünkü güzelleşiyor etraf. Ellerinden geldiğince adama destek olmuşlar. Ve Nisan Mayıs ayları geldiğinde adam tohumlar ektiği fidanları görünce, yerlerine meyveler çıktığını görünce, güller çıktığını görünce adam hayatında böyle mutlu olduğunu hiçbir zaman hissetmemiş. En mutlu olduğu an sanki o anmış. Adam hayata yeniden doğdu. Adam hayata yeniden sımsıkı sarıldı. Tam bu sıralarda adamın telefonu çalıyor. Bir hemşire çabuk hastaneye gelmesi gerektiğini söylemiş. Hemen apar topar hastaneye giderken adam ne görsün? Eski karısı bir trafik kazası geçirmiş ve ameliyata girmesi gerekiyormuş. Tabi denmiş, ameliyata girsin, sıkıntı yok demiş. Tam ameliyat sırasında adam karısını beklerken kadının telefonu çalıyor. Arayan avukat. Adam açıyor, tabi kocasının olduğunu söylemiyor. Hanımefendi, boşanmak için evrakları gönderecektiniz. Neden geç kaldınız derken adam onun hasta olduğunu söylüyor ve telefonu kapatıyor. Ameliyat sonucunda doktor adama eşinizin omuriliği kırılmış ve bundan sonra hareket edemeyecek hale gelmiş. Hareket edemez, yürüyemez, ellerini kullanamaz, konuşamaz halde. Adam bunu duyunca şok olmuş. Garip bir hislerle bir ömür boyunca tekerlekli sandalyeye mahkum olan eşini alıp evine götürmüş. Daha önce de söylemiştim, boşanacağını kimseye söylememiş, bu eşinin kötü olduğunu kimse duymasın diye. Eve geldikten sonra adam karısını karşısına almış ve şu sözleri söylemiş. Sevgili karım, ben sana bir ömür bakarım demiş. Odaya gittiğinde adam ellerini kaldırmış, Allah'a seslenmiş. Ya Rabbi, sen o kadar her şeye kadirsin ki sırf hasta olduğun için beni terk edecek olan karıma boşanma kağıdını vereceği anda onu yatalak bıraktın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ne olur bizi sabredenlerden bulacaksın. Ben eşime senin rızan için bakacağım ve senin rızan için ona saygıda kusur etmeyeceğim. Kadın bunları duyunca büyük bir pişmanlıkla sadece gözyaşı dökmüş. İşte güzel kardeşlerim, ibret almak isteyene bu hikaye mükemmel bir yaşantı aslında. Allah bizi ibret alanlardan eylesin. Allah bizi dostuna, eşine, çocuğuna ve her şeyden önemli din-i mübin İslam'a sımsıkı sarılanlardan eylesin. Allah bizi bize bırakmasın. Nefesimiz yettiği kadar nefsimizin eline bırakmasın. Allah yarınımızı dünümüzden hayırlı eylesin. En güzel emanetsiniz. Selametle.